Kıymetli arkadaşlar, ezanlarla ilgili videolarımız oldu. Bir de kametle ilgili ricalar var. Kamet olayı tabii ki ezan gibi değil. Ezan da yüksek perdeden girerken kamet olaylarında makamın özelliğine göre, makamın özelliği derken makam çıkıcıysa pes seslerden giriyoruz. Makam iniciyse tizlerden başlayarak aşağılara iniyoruz. Yani hani bazı hocalarımız diyor ya, ya diyor bazı müezzinler tam diyor geriye geliyor, kametin sonuna doğru yukarıya tekrardan bir yukarıdaki perdeleri gösterip aşağı iniyorlar diyor. Oysa ki inici makamların zaten özelliği budur. Dolayısıyla çıkıcı makam belki evet göstermesi doğru olmaz ama inici bir makamsa zaten yukarıları yani bir muhayyer kürdi yaparken yukarıyı gösterip tak 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 diye aşağı gelip karar kılabiliriz. Bu inici makamın özelliğidir zaten. Biz şimdi çıkıcı makam olarak düşündüğümüz zaman bir giriş, bir gelişme, meyan kısmı. Meyan deyince illa yukarıları düşünmeyin. Bir geçki yapılan bir bölüm demektir meyan aslında musikide. Ama biz tabii oktavları da kullanıyoruz genelde bunun mantığını. Meyan dediğimiz zaman oktav geliyor aklımıza. Ve karar bölümü tekrardan aynı başladığımız sesle bitirmemiz gerekiyor. Şimdi bu kamet olaylarında Uşak'ta mesela size tavsiyemiz şu. Uşak Esma Zikri, Allah rahmet eylesin Ahmet Hatipoğlu hocamızın Esma Zikri'ni, o üst perdeleri, yukarıları zorladığı o eseri hangi sesle rahat okuyabiliyorsanız o ses sizin için Uşak kameti için bir güzel bir perdedir. O sesi yakalamanız lazım. Onun için Uşak Esma Zikri'ni çalışarak, üzerinde düşünerek tamam ben burada rahat okuyorum dediğiniz zaman o sesi kaydedip Uşak kameti o sesten girmeniz gerekiyor. Şimdi bir Uşak örneği verelim. Giriş pes demiştik. Yani sesimizin pes seslerinden, rahat okuyabileceğimiz seslerden. Sesimizin aralığına göre Uşak kamette iki oktavlık bir ara bizi rahatlatıyor. İki oktavlık ara ama bir buçuk varsa bir buçuk oktavlık bir ara da yeterli amenna. Şimdi örnek verelim. Pes seslerden giriyoruz. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resul. Allahu eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalati, hayya alessalah. Hayya alel felah, hayya alel felah. Kad قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ama inici bir makam olmuş olsaydı muhayyer kürri gibi Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber, yukarıdan başlıyorum bakın. Yani bu inici makamlarla çıkıcı makamların farkı. Biz genelde rasta çıkıcı, işte Uşak da çıkıcı olduğu için biz genelde pes seslerden bu makamlarda girmemiz gerekiyor. Rastla ilgili de şöyle bir tüyo verebiliriz. Mahur bir eser bilirsek, mahur eserler yukarıdan başlar çünkü. O eserleri rahatlıkla okuyabileceğimiz bir sesi yakalarsak rastla ve uygun sesimizi orada anlamış oluruz. Sadece burada işte Segas, Hüzzam'da bir sıkıntımız olmaz. Hicaz'da da bir sıkıntımız olmaz. Genellikle yani tabii ki şu tiyoyu yine verelim Hicaz'la ilgili. Yine meyanlı böyle ol Medine ravzasında diye hani mail oldum bahçesinde vurmaya diye ilahimiz var ya. O ilahi rahat bir okuyabildiğiniz bir ses varsa bu da Hicaz'da sizin sesinizi yakalamanızı sağlar. Yani oktavlı böyle Hicaz eserler veya Şehnaz bir eser biliyorsanız o eseri okuyabiliyorsanız bu da Hicaz'da sizin yakalayabileceğiniz ses, güzel okuyabileceğiniz, rahat okuyabileceğiniz bir sesi gösterir. Sadece sabah ile ilgili bir sıkıntı var. Sabahdaki
sıkıntımız başlangıç perdesi, nügahtan başlıyor karar perdesi. O iken yukarıda sabah bileşik bir makam, mürekkep dediğimiz makamlardan olduğu için biraz karışık bir makam. Oktavda karar perdesi farklı, yani oktavlarda başka şeylerle, başka makamlara geçiyor genelde. Ama biz yukarıda da sabah yapmak istediğimiz zaman doğru, o zaman karar sesinin bir oktavı muhayyer perdesini basıyoruz. Ama sabah makamının orijinalinde muhayyer perdesi yok. Muhayyer perdesi olmadığı için o bemol alıyor. Bu sefer de aşağıya inişte sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O zaman ne yapacağız? İşte aşağı inerken bir acamaşıran tarzında gösterip tak diye sabaha geçilebilir. Onunla ilgili de farklı videolar yaparız inşallah. Şimdilik videomuzu fazla uzatmayalım. Allah'a emanet olun inşallah.